Ürdün çevresinde bulunan Mısır, Irak ve Suriye gibi diğer Arap ülkelerinde olduğu gibi pek çok tarihi bölgeyi içinde barındıran bir ülkedir. Bunlar Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde zikredilen tarihi olayların geçtiği mekanlar, eski kitaplarda bahsedilen eski medeniyetlerin gelip geçtiği topraklardır. Bu mekanlardan biri Ashab-ı Kehf mağarasıdır. Mağaranın bulunduğu köy, Ürdün'ün başkenti Amman'a 7 kilometre uzaklıktadır. Bu tip mekanların ziyaret edilmesi hem geçmiş milletlerden ibretler almak için hem de onların yaşadıklarını içselleştirebilmek için faydalıdır. Ashab-ı Kehf, Doğu Roma İmparatorluğu döneminde Hz. İsa'ya inananların ağır eziyetlere maruz kaldıkları için inançlarını gizledikleri bir zamanda saray eşrafından Hz. İsa'ya iman edip putlardan yüz çevirmiş 7 genç adamdır. Bu 7 adam inançlarını zamanın imparatorunun yüzüne aykırmış, daha sonra da kaçarak şehrin dışında bulunan bir mağaraya köpekleri Kıtmir'le birlikte sığınmışlardır. Mağarada bulundukları süre zarfında uyuyakalan 7 arkadaş, Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de Kehf suresinde bildirdiği üzere 309 sene boyunca orada uyumuş, adından uyandırılmıştı. Ashab-ı Kehf mağarasını ziyaret etmek istediğinizde tertemiz bir mekanda karşılaşıyorsunuz. Ancak ziyaretçilerin yoğunluğundan dolayı izdihamla karşılaşabilirsiniz. Mağaranın girişi tamamen ücretsiz. Girişte bilet alınması gerekmiyor. Mağarada ziyaretçilere tarihi ve İslami açıdan mağarayla ve mağaranın sakinleriyle ilgili bilgiler veren bir rehber bulunuyor. Rehber Ürdün Kültür Bakanlığı tarafından görevlendiriliyor. Peki alimler mağaranın içinde neyle karşılaştılar? Şimdi bununla ilgili konuşalım. Mağaranın keşfi 1963 yılında gerçekleşmişti. Ürdün dışında Ashab-ı Kehf mağarası olduğu iddia edilen birçok başka yerler de var. Türkiye, Yemen, Irak gibi ülkelerde Ashab-ı Kehf mağarasının kendilerinde bulunduğu iddiasındalar. Ancak hakikate en yakın olanın Ürdün'de bulunan mağara olduğu düşünülüyor. Mağarada 7 adet mezar, bu mezarlardan 4'ü girişin sağında, 3'ü solunda bulunuyor. Mağaranın dışında bir mescit de bulunuyor. Ayet-i Kerime'de onların duruma vakıf olanlar, "Biz burada onların yanında bir mescit inşa edeceğiz," dediler şeklinde anlatılan mescidin bu olduğu düşünülüyor. İslam alimleri Kur'an ve sünnette gelen işaretlere göre Ashab-ı Kehf'in gerçek mağarasının burası olduğunu düşünüyorlar. Ayrıca mağarada bulunan Latince kitabeler de buranın o gençlerin mağarası olduğunu gösteriyor. Mezarlarda bulunan iç içe geçmiş iki kareden oluşan yıldız süslemeleri de Roma İmparatorluğu döneminde kullanılan süslemelere benzetiliyor. Mağara halen ayakta ve ziyarete açık vaziyette. Mağarada en son tadilat Selahaddin Eyyubi zamanında yapılmış. Bildirilene göre mağarada kıble yönü olarak tayin edilen yön mescidi Aksa yönüymüş fakat Emeviler döneminde kıble Kabe'ye çevrilmiş. Peki o 7 gencin bedeni 300 küsür yılda nasıl bozulmadan kalabildi? Elbette uyku küçük ölümdür. Normal şartlarda uzun bir uyku uyuduğumuz zaman bile bedenimiz bunu kaldıramaz. Bazı sıkıntılar ve hastalıklar baş gösterir. Peki o adamlar nasıl 300 yıl uyuyabildiler? Keşiflere göre mağaranın özel bir yapısı vardı ve güneş ve rüzgar mağaraya özel bir yolda giriyor, içeride uyuyanların vücutlarına zarar vermiyordu. Böylece vücutları telef olmadan ve korunmuş oldu. Mağarada ayrıca Ashab-ı Kehf sonrası yaşayan bazı insanlara ait eşyalar da sergilenmekte. Ayrıca Latince yazılı tabletler de bulunmakta. Mağara birçok kez tamirat ve tadilat görmüş, yıkılıp telef olmaktan kurtarılmıştı. Aynı şekilde mescidi de defalarca tadilat görmüştü. Müslümanlar Kur'an-ı Kerim'de zikredilen bir mescit olduğundan ihtimam göstermiş, yıkılıp gitmesine müsaade etmemiştir. Mescit taştan yapılmıştır ve her dönem daha da sağlamlaştırılarak bugünlere kadar gelmiştir.